Dünyaca ünlü Mimar Koca Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin önündeyiz. Bu cami rüyayla edindiği yapılması olayı vardır. Şöyle ki, bu cami yapılmazdan 2 yıl evvel Kıbrıs için savaş oluyor. Şu anda Selimiye Camii'ndeyiz. Buranın aslında burada ters talihi görmekti maksadımız. Fakat tadilat olduğu için restorasyon çalışmaları nedeniyle ters talihi göremiyoruz. Yapılış sebebi rüya ile ilgilidir, deniz ile ilgilidir, Kıbrıs adası ile ilgilidir. Camide 85 metre boyunda 4,5 metre çapında 250'şer merdivenli 3'er şerefeli minarelerden kıbledekiler tek merdivenli olup gerideki 2 minare içerisinde 3'er tane merdiven vardır. Bir minareyi 3 müezzin birbiri üzerinden düne dolaşa giderek en üstündeki şerefede birleşirler. Bu caminin emekli baş müezziliğim ben Yusuf Karabıyık. Anlattığım bilgiler Koca Mimar Sinan'ın mübarek eliyle yazdırdığı Tezkiretül Bünyan adlı eserinden tarihi dipnotlu bilgiler. Mimar Sinan bu camiye ustalık eserim diyor ya, İstanbul'da Şahzade Camii Çıraklık, Süleymaniye Camii Kalfalık, Edirne Selimiye Camii ustalık eserim diyor. 3 mimari özellik, 8 tane de manevi özellik yapmış. Manevi özellikleri şöyle: İslam'ın şartı 5, bu cami 5 katlı. İmanın 6 şartı, 2 minarede 3'er merdivenden 6 tane merdivenli yollar imanın 6 şartları. 4 büyük minare, abdestin 4 farzı, 4 büyük halife, 4 minarede 3'er şerefeden 12 şerefe, namazın 12 şartları. Bu cami külliyesinde Darul Kurra, Darul Hadis, Darul Sülgen medreseleriyle beraber 25 dönüm üzerindedir. Bu 25 dönüm üzerinde büyüklü küçüklü 32 tane kapı vardır. 32 farzı anlatır. 999 tane pencere vardır. Allah'ın zat-ı sıfatları ile ilgilidir. Bu caminin Edirne'ye yapılış sebebi rüya ile ilgilidir. Deniz ile ilgilidir. Kıbrıs adası ile ilgilidir. Bu uzun boylu bir olaydır. Anlatmakla bitmez, ben özetledim size. Bir de Mimar Sinan'ın hali hayatını, eserlerini anlatan kitapların isimlerini söylüyorum. Bu bilgileri kaybetmeyin, çocuklarınıza, torunlarınıza, çevrenize verin. Orijinal bilgilerden, başka yerden duyamazsınız. Ha, kitapların isimleri: Tezkiretül Bünyan, Tezkiretül Emniye, Selimiye Risalesi, İstanbul Risalesi, Tuhfetül Mimariye, Adsız Eser Padişahname. Ben Mimar Sinan'ı ve Selimiye'sini, Süleymaniye'lerini tam manasıyla bilmek istediğim zaman bu eserleri okumak gerekiyor. Bu eserleri okumadıktan sonra her kafadan bir ses gelir. Ali böyle söyler, Veli böyle söyler, Ayşe şöyle anlatır, Fatma böyle derken hurafelere gidiyor iş yani. Değil mi? Orijinal bilgiler önemlidir. Evet, Edirne'de bir de 6 tane büyük camiler vardır. Onların da isimlerini söyleyeyim. Selimiye, Eski Cami, Üç Şerefeli, Beyazıt, Muradiye, Darul Hadis camileri. Selimiye'nin yapısı, Eski Cami'nin yazısı, Üç Şerefeli Cami'nin kapısı, Beyazıt Cami'nin yankısı, Muradiye Cami'nin çinileri, Darul Hadis Cami'nin de duhası denilir. Bu camilerin hepsi birbirinden güzeldir ama Selimiye bir başkadır tabi haliyle. 58 yıldır bu camideyim ben kardeşlerim. Buranın kitabının yazarıyım. Örnek olsun diye söylüyorum. Riya olmasın, Allah korusun. 12. kitabım basıldı şimdi benim. Edirne'de Selimiye'den özet
bazı hatıralar diye ismi şu, bir dakika. Efendim, bahsedeyim, ismim burada. Ne demişim? Yusuf Karabıyık Tengelci. Burayı gösterir abi şu. Ne diyor burada, okuyun bakalım. Selimiye'den 57 yıllık anılar ve hatıralarım. 57 yıl her Allah'ın günü önemli anıları gündelik tuttum. Ben bu kitap meydana geldi. 13. kitap oldu. İşte Edirne'nin tüm orijinal bilgileri orada. Dini ve dünyevi bütün olayları oraya aktardım ben. Doğru gibi bilgilerini. Beraber çalışıyoruz demek ki. Bunları şey yapar mısınız? Anlatır mısınız? Tabii orada? Tabii ki. Evet. Tabii ki de anlatırız. Ben bir şey merak ediyorum. Hadi, siz araştırın demiştiniz ama. Buyur, sadece kısacık bu Mimar Sinan'ın gördüğü rüya hakkında kısacık bir bilgi geçebilir misiniz bize? Ha, pekala. Olay şöyle. Bu cami rüya ile Edirne'ye yapılması bir olay vardır. Şöyle ki, bu cami yapılmazdan 2 yıl evvel Kıbrıs için savaş oluyor. Düşmanlarla senindi, benimdi derken aynı bugünün olayı gibi bu camiyi yaptıran Padişah Yavuz Sultan Selim'in torunu Kanuni Sultan Süleyman Padişah'ın oğlu 2. Sarı Selim. Bu 2. Sarı Selim Padişah şöyle böyle diye böyle menfi şeyler anlattırır ama aslında değerli bir insandır bu camiyi yaptıran Sarı Selim. Osmanlı padişahlarının en fazla kültür yapanı imiş ayrıca. Ha. Bu diyor ki şu Kıbrıs adasını düşmandan kazanırsam Allah rızasına bir cami yapacağız diye böyle bir dilekte bulunuyor. Şimdi adak diyoruz ya. Ha, bir yüzlüğü mücadele, çok büyük şehitler vermişiz denize. Savaş bu. Neticede kazanıyorlar Kıbrıs'ı. Bir cami yapacağız dedi ya. Bu camiyi yaparken yapmak için İstanbul'da yer arıyorlar. Neden? Hükümet orada o tarihte, tamam mı? İstanbul'un neresine yapalım, yaptıralım diye yer ararken bir gece rüya görüyor. Peygamber Efendimiz rüyasına giriyor. Rüya tabii bu. O mabedi şu belediye yapasınız, yaptırasınız diye bu Edirne şehrini işaret ediyor. Bu sebepten buraya yapılıyor. Bu görev de Koca Sinan'a veriliyor ya. Padişah anlatıyor. Edirne'ye yapacağız bu camiyi diye. Rüyayı demiyor. Değil mi? Emir hem Edirne'ye yapacağız diye. Koca Sinan diyor ki, şimdi senin soruya geliyor. Beyi dinle. Padişahım diyor, hükümet İstanbul'da. Değil mi? İstanbul durup dururken ta bilmem Edirne'ye niye yapalım bu camiyi gene hani. Değil mi? Diyor ki ya diye şöyle böyle lütfen diyor anlatın ki bir şeyi ben de ona göre diyor mutmain olayım diyor. Tabii ki emirdir yapacağız. Böyle böyle rüya gördüm. Peygamberimiz böyle böyle işaret etti Edirne'yi gösterdi. Fotoğrafını dedi. Aynı bugün televizyonda bir yeri görüyormuş gibi. Koca Sinan böyle başına tebessümle böyle gülümseme yapıyor, dikkat çekiyor. Diyor ki kocası niye gördün diyor. Niye güldün ki diyor. Şimdi senin sözüne geldi. Diyor ki sultanım beni bağışlayın. Rabbim bizi riyadan korusun. Rüyayı sen görürken ben geri tarafındaydım senin diyor. İyi mi? Olay bu. Bunu Evliya Çelebi seyahatnamesinde anlatıyor. Ali Emiri Hazretleri Tarih Edebiyat Ecmasında anlatıyor. Mustafa Dayı İzade kim? Osmanlıların Baliye Bakanı, büyük bir bilim, ilim adamı, onun Selimiye Risalesi diye el yazması vardır. Bu olay orada anlatılıyor. Ben de anlattım, sizlere hediye ettim. Bize dua edersiniz inşallah. Teşekkür ederim.